Evet, Baygül Yaşar Bayram ve Ejder Gürbüz'le sunacağımız spor vizyonundan hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok değerli konuğumuz var. Onu takdim edelim. Sonra da sorularımıza geçeceğiz. Adıyaman Spor, Kağıtaspor'u biraz açacağız konuları. Canlı yayın konuğumuz ilerleyen dakikalarda Galatasaray'ın efsane oyuncusu Mehmet Gönül Açar olacak. Onunla da bir söyleşi yapacağız Adıyaman Spor hakkında. Çünkü canlı seyretti. Evet, çok değerli Suat Çalış, Alanya'da Adıyaman'ımızın sevilen yüzü, değeri, gönül köprümüz. Orada Alanya Spor taraftarı, aynı zamanda da Adıyaman Spor'un da çok özel taraftarıdır. Bu hafta bizim canlı yayın konuğumuz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, ne var ne yok? Teşekkür ederim, İyisiniz. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Pandemi döneminden nasıl işler? Genelde çalışıyorsunuz, esnafsınız Yani Alanya'da. paket servis olarak çalışıyorduk Evet. şimdiye kadar. Hı-hı. İşlerin olmadığından hem biz de bu pandemi bir fırsat bilip hem aile ziyareti hem eş dost ziyareti Evet. anlamında kısa bir süre ara verdik. Öyle diyelim. Evet. İlerleyen dakikada vereceğiz Ejder Gürbüz kardeşimle. Adıyamanspor 1954 bu hafta Silivri deplasmanında. Artı 90 artı 5'te atmış olduğu golle bir puanı kurtardı. Deplasman. İnşallah bundan sonraki süreçte biliyorsunuz hoca değişikliğine gitti. Yavuz İncedal başarılı bir teknik direktörümüz. Geçen hafta da anlatmıştık. Birçok takımı çalıştırmış, şampiyon yapmış. Darısı Adıyaman 1954'ün başına dedik. Bu hafta da birkaç antrenmanla gittik, izledik spor kamuoyuyla beraber. Bu hafta da ilk maçına deplasmanda Silivri'ye karşı oynadı. Canlanma var mı yok mu onunla ilgili Ejder Gürbüz kardeşim Mehmet Gönül Açar'la beraber seyretmişler ve onları ilerleyen dakikalarda gündeme taşıyacağız. Kahta ikinci takımımız, üçüncü ligde mücadele eden Kahta 1002 kulübümüz kendi sahasında İskenderun Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı. Tabii ilk yarı 1-0 öndeydi. Biz galibiyet beklerken olmuyor. Üç ihtimalli maçta berabere kaldı. Kendi sahasında bir puan almış oldu. Amacımız inşallah iki takımımızın da ya şampiyon ya da ilk 5'te olması, playoff şansını yakalaması amacımız. Onun da hocası değişti Kağıtaspor'un. Biliyoruz, tanıyoruz. Bizim de dostumuz, arkadaşımız. Mustafa Ceviz, onun da başarılarla dolu serüveni var. Ejder Gürbüz kardeşimden daha önce yayında da anlatmıştık. Biladeri Yasin Gürbüz de aynı takımda oynamışlardı. Adıyaman'ın sevilen bir ismiydi. Şu anda Kağıtaspor için hizmet veriyor. Kağıtaspor'un başarısı için ter döken oyuncuların içerisinde sürpriz kadro çıkarmasıyla gündem oldu. Hatta birkaç önemli şahısla beraber geçmişi parlak değerli arkadaşlarımızla bununla ilgili bir konu açıldı. Kağıtaspor yedek oyuncular da çıkmış. Ben baktım. Ben dedim ki hatta ismini de vereyim. Gazi Çağır'la Musa Çiçek kardeşim. Başarılı olmaz dedi bu kadroyla. Yedek kadro. Ben baktım kadroya. Ben dedim ki Mustafa Ceviz hocam bu işi biliyor. Yeni bir jenerasyon, yeni bir heyecan, yeni bir karakter sahaya yansıtacak dedim. Yenilmeyecek, herkes 5 yiyecek derken deplasmanda bir berabere kaldı. Beni yanıltmadı Mustafa Hocam. Tabii ki ilerleyen haftalarda galibiyet serilerine devam edecek. Evet, Sayın Suat Hocama, Ejder Hocama dönüm. Ondan sonra da beraber ortaklaşa Gönül Köprümüz, Alanya, Antalya, gidiş gelişlerimizde kapısını bize her zaman açan tüm takım sporcu kardeşlerime, giden misafirlerimize gönlünü, kalbini açan ve onlara hasbihal her konuda ilgilenen bir değerimiz Suat Hocam. Aynı zamanda Hasan Çavuşoğlu Alanyaspor'un başkanı ve yönetimiyle de çok önemli dostlukları, birliktelikleri var şu anda. Yenge Hanım'ı da isterdik ki programımızda ola. İnşallah yaza doğru geldiğinde Yenge Hanım'la beraber İnşallah. Hem
hep Alanya taraftarı değil, biraz da Adıyaman taraftarı olalım. Kendi buradan maça da gideriz inşallah. Evet, Ejder kaptanımın soracağı soruları bırakın. Ejder Gürbüz, siz ne söylemek istersiniz? Adıyaman Spor'u canlı canlı seyrettiniz. Evet, öncelikle bir hafta aradan sonra Mercan TV ekranları başında bizi izleyen herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar diliyorum. Yaşar abi sağ olsun her şeyi özetledi zaten. Geçen hafta ben yoktum, Yaşar abi vardı. Bir hafta önce de Yaşar abi yoktu, ben vardım. Ama bu hafta hep beraberiz. Suat abi de geldi. Suat abim, öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk. Adıyaman Spor'u konuşacağız, Kağıtta Spor'u konuşacağız. Yaşar abi doğru söyledi, özetledi. Ve aynı zamanda Suat abimizle muhabbet edeceğiz, hasbihal edeceğiz. Adıyaman Spor'u konuşacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu hafta Adıyaman Spor'un maçını canlı seyrettim. Evet. Silivri'ye gittim. Mehmet Gönül Açar hocamla beraberdim. Menajer arkadaşlar vardı. Teknik direktör arkadaşlar gelmişti. İstanbul, Yaşar abi biliyorsun. Evet. Futbolun beşiği. Beşiği. Aynen. Yani aynen. Futbolun beşiği İngiltere'de, İngiltere derler ya, Türkiye'de de futbolun beşiği İstanbul. İşte üç büyük kulüplerin olduğu, şeyle beraber, Başakşehir'le beraber dört büyüklerin olduğu İstanbul'da tabii ki menajerler, teknik direktörler, herkes maçı seyretmeye gelmişti. Ben Adıyaman Spor'u hiç beğenmedim. Adıyaman Spor'un, karakter o sahaya mı yansıtamadı? Ben Adıyaman Spor'un bu kadar ruhsuz oynayacağını hiç tahmin etmedim. Şimdi biraz önce Kağıtta Spor dediniz, Mustafa Ceviz geldi. Geldiği hafta takım 5 attı. Bu hafta yani tabii ki takımın her oyuncusu o takımın değeridir. Değeridir. Yani, lider İskenderun'la oynadı. Aynen. Yani. Çok yani, güçlü bir takım. Şöyle bir durum var. Yani ben yedek kadroyla çıktım, şununla çıktım, bununla çıktım. Futbolda böyle bir şey mazeret yok. Mazeret yok. Evet, mazeret yok. Adıyaman Spor'da 2 tane hatta 3 tane normalde Mehmet Ak Hoca'nın ilk 11'in değişmezi olan 3 oyuncusuyla çıktı. Yani onlardan yoksun çıktı. Bence onların yerine oynayan futbolcular hiç sırıtmadı. Ama Adıyaman Spor genelde kötüydü. Genelde kötü. Ben Adıyaman Spor'u hiç bu kadar silik... Cafercan sakattı zaten. Cafercan, Selim, stoper Selim. Selim. Bir de bizim 3 numaramız Forvet var. Forvet Haluk nasıldı? Ya şimdi Yaşar abi, Evet. Şimdi takımın komplesi kötü. Yani takımın... Şimdi bitirdiği... Haluk denilen bir futbolcu var Adıyaman Spor'da. Evet. Şimdi siz Adıyaman Spor'da Haluk'a kenarlardan top taşıyamazsanız Haluk'tan bir şey bekleyemezsiniz. Aynen. Haluk ısıran, koşan, mücadele eden, rakip tamamı boğan, ya zaten yaş itibariyle 35 yaşında. Şimdi Haluk... Ağır biraz. Haluk, benim gördüğüm kadarıyla eğer ben az bir şey futboldan anlıyorsam, kenarların iyi olursa Haluk gol kralı olur. İyi iş yapar. Ama sen kenarlarını kullanamazsan Haluk'u kullanamazsın. Onda da değilim. Ben Adıyaman Spor'a yeni bir hoca. Yavuz İncedal hocam gelmiş. Ekibiyle beraber yeni bir hoca gelmiş. Yeni bir sinerji, yeni bir heyecan. Benim bildiğim kadarıyla bir takıma yeni bir hoca geldiğinde takım böyle bir silkelenir. Hissettirmeli. Ve hoca onu hissetti. Yani futbolcular, ya işte yeni bir hoca geldi, biz işte kendimizi kadroya atalım, biz işte hocaya kendimizi gösterelim. Hayır abi, tam tersi. Umursamaz bir tavır. Adıyaman Spor'un futbolcularında yani böyle sanki sahaya çıktığında Silivri'yi yeneceğim. Mesela işte herkes, tribündeki bütün menajerler, tribündeki bütün teknik direktörler, tribündeki bütün futboldan anlayan insanlar Adıyaman Spor işte Silivri'ye de 5 tane atar. Ama ne hikmetse Adıyaman Spor zor. Santrası olmayan gol attı Yaşar abi. 90+6'da hakem ve Silivri'nin yönetimi müthiş derecede maçtan sonra hakemin üstüne saldırdı. Evet. Yani 5 dakika işte uzattın, niye 6. dakikaya devam ettin diye Evet. Aşırı şekilde bir tepki verdiler. Şimdi bu konuyu çok konuşacağız. Evet. Adıyaman Spor'u çok konuşacağız. Aynen. Önce Suat önce misafirimizle Evet. Bir şey yapalım. Evet, ondan Suat sonra abi, devam edelim. Evet. Suat Çalış hocam, dedim ya, Alanya'dan geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce onu söyleyeyim. Alanya Spor'un da taraftarı, Adıyaman Spor'un da özel taraftarı. Gönlünde Adıyaman Spor tabii. Hocam siz ne söylemek istersiniz Adıyaman Spor için? Takip ediyorsunuz. Evet. Orada bir grubumuzda Kestel Spor'da. Kestel Spor. Evet, başkanıyla samimi. Alanya Kestel. Alanya Kestel Spor. Spor. Evet. Onlarla diyaloğunuz iyi. Onlar da bizim grubumuzda. Evet. Adıyaman Spor'u nasıl görüyorsunuz geçmişten bu oyuna takip ettiğiniz süre içerisinde? Ya öncelikle ekranları başında bizi izleyen gerek Alanya'da gerek Adıyaman'da Evet.
Türkiye'nin her yerinde bizi izleyen tüm hemşerilerimize iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Evet. Şimdi Adem Ansur'u ben şöyle bir değerlendireyim. Bal Ligi'nden biz geldik. Zor bir süreçten geçtik. Ademan zor bir süreçten geçerken Sait Aybak Başkan takıma sahip çıktı. Ve sahip çıkarken de hedef koydu. Biz her yıl bir üst lige çıkacağız hedefi koyunca Ademan taraftarlarındaki beklenti büyük oldu. Aynen. Büyük olduğu için şimdi bu yıl başladık, Mehmet Ak hocamla başladık. Şimdi yeni bir oluşum var. Yeni futbolcu kardeşlerimiz geldi. Yeni hoca geldi. Başarı zaten birden gelmez. Sabırla gelir. Başarı zamana yayılır. Şimdi 9 hafta Mehmet Ak hocam vardı. Tamam, bir yenilgimiz vardı, beraberliğimiz vardı. Sabır edilseydi belki daha güzel yerlere gelirdik şu an. Ha, bizim için yeterli mi? Değil. Hedefi olan bir ligde, 3. ligde eğer siz hedef koymuşsanız ona göre hocanın gelmesi lazım. Veya hocayı gönderdiğiniz zaman daha kaliteli bir hoca gelmesi lazım. Ondan sonra Adıyaman'da istenilmeyen bir hoca geldi. Taraftarların özellikle istemediği, evet. Erol Hoca geldi. Erol, evet. Hoca zaten gelişi gidişi bir oldu. 2 hafta sürdü. Şimdi Yavuz Hocam, geçmişi iyi olan bir hoca geldi. Evet. Şimdi tamam, takım kötü oynayabilir. Veya belki bu dünkü Silivri maçında belki yeterince tepki vermedi futbolcular. Ama bu zaman içerisinde yayılırsa biraz sabretmek lazım. Çünkü hocamız iyi bir hoca. Tabii bu süreçte de yönetimin, başkanımızın takıma sahip çıkması lazım. Taraftarın sözünü dinlemesi lazım. Taraftarla bir olması lazım. Evet. Birlik olmalı ki hem takım oynayan arkadaşlar, futbolcu kardeşlerimiz, hem hoca, hem de taraftar. Yani gideceği hedefe adım adımlarla gitsin diye. Evet. Yani iyi olacak gibi düşünüyorum ben. Biraz sabırlı olursa Adıyaman istediği hedefe, şampiyonluk olmasa da playoff'a kalsa o da bir başarıdır. İlk şimdi Alanya Galatasaray maçıydı, evet. Tahmin edersem. Biz master olarak da Antalya'ya turnuvalara gelirken, evet. Abimizi ziyaret ediyoruz. Allah, eyvallah, razı olsun. Çok iyi, Allah bir alakamız bize olsun. Son derece iyi. O bizim verdiğimiz formayı, Adıyaman Spor, evet. formalarını tribünlerde açıyor. Evet, giyiyoruz. Açıyorsunuz, evet. Görüyoruz. Bu, evet. da göze görünür güzel bir olay. Yani her yerde Adıyaman taraftarının, Adıyaman insanının olduğunu gösteriyorsunuz. Adıyamanlara büyük bir teveccühünüz var. Buradan giden takımlarımız olsun, evet. misafirliğe giden, Alanya, Antalya'ya giden insanlarımız olsun. Kapınızı, her zaman gönül kapınızı açıyorsunuz. Her türlü maddi manevi destekleriniz de oluyor bu bakımdan. Kısa sürede bir değer oldunuz, Allah seviliyorsunuz. Bunu yaparken de zevkle yapıyorsunuz. Evet. Alanya Spor, şu anda Alanya Spor'u da açabilirsin. Yani Adıyaman'ın dışında Alanya Spor'la ilgili, evet. bu kadar yengeyle beraber, evet. Alanya Spor özel bir taraftarısınız. Maçlara, evet. giderken Adıyaman formasını açmanız, evet. Master'in formasını açmanız yengeyle beraber... Adıyaman ve Alanya arasında ne gibi bir duygu yaşıyorsunuz? Ya şimdi tabii Adıyaman benim şehrim, gönlümde. Evet. Alanya Spor'da uzun yıllardır Alanya'da olduğum için benim Alanya sevgim, zaten değerli başkanımız var, Hasan Çavuşoğlu. Bizim sevgimiz Alanya Spor'dan, Alanya taraftarından, Alanya halkından kaynaklanıyor. Şimdi çok güzel bir başkanımız var. Değerli, samimi, sıcak. Şu anda Hasan Çavuşoğlu. Evet. O da şu an başkanımız. Evet. Yani o kadar güzel bir takım yarattı ki başkanımız. Bilgisi, becerisi zaten futbolun içinden gelen. Ve bu kulübü aldığı zaman, Alanya Spor Kulübü'nü devraldığı zaman icralıktı. Yani çok kötü bir ekonomik kriz vardı. Başkanımız aldı, kısa süre içerisinde Avrupa'da dünyanın bir numaralı takım haline getirdi. Yani gururla izliyoruz. Yani Alanya Spor takımı çıktığı zaman, sahada yenik dahi olduğu zaman sana şu şeyi veriyor. Pozitif şekilde Alanya Spor maç alır diyorsun. Başkan da kamuoyuna bilgilendirin, bizim Dışişleri Bakanımız, evet. Ömer Çavuşoğlu'nun biraderi. Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi. Kardeşi, evet. Onun için, evet. Evet. Buyurun. Yani başkanımız takıma
transferler olsun, hep nokta transferler, bilinçli transferler, yönetimdeyseniz öyle. Yani o kadar şu an güzel bir atmosfer var ki, şunu söyleyeyim, yani üzülerek de söyleyeyim aslında. Evet. Alanya'dan da, ben özellikle Alanya halkına sesleniyorum buradan. Evet. Ben bir Adıyamanlı olarak. Evet. Alanya Spor'a sahip çıksınlar. Alanya Spor şu anda ligimizde zirvede. Çok güzel bir top oynuyor. İstatistiklere baktığınız zaman her anlamda ön planda. Yani tamam, şimdi üç büyükler dediğimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tabii ki bu ligimizin vazgeçilmezleri. Ama Alanya Spor olur, Sivas olur, Malatya olur. Bu gibi takımların da başarılı olduğu zaman ulusal medyada, yerel medyalarda yeterince desteklenmeli. Şimdi örnek veriyorum, Galatasaray maçında yendik mesela, 2-1 yendik Galatasaray'ı. Bütün medya mensupları 2 saat boyunca, ben 4 saat boyunca spor programları izledim. Hep Galatasaray neden yenildin, nasıl yenildin, ne hata yaptın, ne oldu? Kimse çıkıp da demedi ya, Alanya Spor neleri doğru yaptı da Galatasaray'ı yendi. Alanya'nın başarısı hiç konuşulmadı. Evet. Laf arasında geçildi sadece. Alanya Spor bir ilçe. Evet. Şu Alanya anda Spor Süper ilçe. Lig'de. Evet. Adıyaman Spor. Ligin zirvesinde. Evet. Adıyaman Spor. Evet. Birinci lig kapısından aralandı. Evet. Yıllardır bu mücadelenin içerisinde. Evet. Ama istenilen noktada mı? Değil. 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 Şöyle, biz Adıyaman olarak, taraftar grupları olarak, halk olarak birlik beraberlik içerisinde takımımızı, Adıyaman Spor'umuzu işi bilen yönetim, işi bilen başkan, işi bilen insanlarla biz yola çıkarsak eminim ki Adıyaman Spor da bir an önce hak ettiği yere gelir. Gelirdir. Ki Adıyaman şu anda üçüncülüğü hak edecek bir takım değil. Aynen. Şu anda bütün kamuoyunun da beklentisi evet, bu durumda. Yani. Evet, genel kaptanım Ezer Gümüş, siz bu konuda ne dersiniz? Sizin de mutlaka almış olduğunuz sorularınız var. Yani şimdi Yaşar evet. Abi, sizler de takdir edersiniz ki Alanya'nın nüfusu Adıyaman'dan daha fazla. Tabii 330 bin. Olağan. Öyle mi? 330 bin. Evet. Adıyaman'ın tabii daha büyük. Şimdi Alanya Spor öyle ya da böyle düzgün bir yapılanmayla, yani işi bilen. Yani Süper Lig'e gelmiş ve Süper Lig'de geçen yıl işte kupada final oynamış. Türkiye'yi dışarıda temsil etmiş bir takım. Yani biz şu anda Adıyamanspor'u onlarla karşılaştırmak, kıyaslamak yani biraz şey olur, yanlış olur. Evet. Biz Adıyamanspor'u, yani Suat abinin Adıyaman gönüllüsü olduğunu, Adıyaman'dan biri gittiği zaman Adıyaman'ı orada, Adıyaman'daki dostlarımızı temsil ettiğini. Temsil ediyor. Bizi orada ismimizi. Adıyamanspor'u orada temsil ettiğini. Alanya'da Alanya Spor maçında Adıyamanspor bayrağı açtığını. Aynen. Biz zaten buraya alış amacımız da onu bu güzelliğinden yani dolayı niçin, onura etmek. Aynen. Evet. Niçin anlattım? Yani Adıyaman'dan Alanyaspor, Adıyamanspor gönül köprüsü oluştu. Yani bize anlatan Alanyaspor da Adıyamanspor gibi bizim gündemimizde olmaya başladı. Keşke biz de 3. ligde değil de PTT 1. ligde. Biz de PTT 1. ligde olsaydık da evet. Antalya'ya gittiğimizde Alanyaspor'la bir gönül köprüsü, başkanla, yönetimle evet. Efendime söyleyeyim, taraftarlar dernekleriyle bir gönül köprüsü evet, kurabilseydik. Aynen. Ama Suat abi var, ben inanıyorum. Allah razı olsun. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa 3 yıl sonra, 5 yıl sonra. Adıyaman'ın beklentisi de evet. Orada. Suat yani abi de, biz, de o kapasite var. Yengede de var. Biz şöyle bir şey düşünüyoruz. Evet. İnşallah mevcut takımın başında bir başkan var. Bu başkan taşın altına elini koymuş. Her zaman dediğimiz gibi inşallah Adıyaman Spor. Suat abi çok güzel bir kelime kullandı. Şampiyon olamasa bile playoff'tan çıkma şansım var. Evet. Bir de kopmuyoruz gene kaptanım. Kopmuyoruz. Şimdi, yani ligden kopmuyoruz. Kopmamak şöyle. Bizim Adıyaman Spor'un grubu ligin 8 takımı, üstündeki 8 takımının her an her takımın lider olma şansı var. Şansı var aynen. Evet. Aynen. Aynen. O yüzden aynen. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ligin birincisi 27 puanda, Adıyaman Spor 21 puanda. 20. Değil mi? 6 puan var evet. Bir maçımız eksik. Bir maçımız eksik. Tabii. Bir maçımız eksik. Bu maçı aldığımız zaman 24 puan. 24 bir maçlık şey kalıyor evet, zaten. Aynen, aynen. Yani bu takımın neresi başarısız? 3 tane hocanın değişmesi yani gerektiren ne var? Suat ben abi, bunu anlamadım. Şimdi, i̇şte onu Ejder Gülmüz'le de bunları çok konuştuk. Şimdi, evet. Şöyle bir şey var abi. Şimdi Adıyamanspor
21 puanla 26 puan arada fark yok diyorsun ya abi. Evet. Öyle değil abi. Adıyamanspor sezonun başında hedef koymuş. Evet. Hedef koymuş. Adıyamanspor'a Mehmet Ak gibi kaliteli bir hoca gelmiş. Evet. Ve o Adıyamanspor'un kovduğu, evet, tabiri caiz kelimeyi, evet, söylüyorum, kovduğu Mehmet Ak Ankaraspor'la anlaştı. Evet. Evet, PTT birincilikte Adıyaman'ın 3. ligde Adıyamanspor'un beğenmediği hocayı PTT birincilikteki takım, oranın başkanı, yönetimi aptal mı abi? Hayır, bence çok kaçırır. Erken verilmiş bir karardı. Ve bir şey söyleyeyim mi abi? İlk hafta hani biraz önce Yavuz Hoca'dan ya da işte Adıyamanspor'dan bahsettik ya. Ankaraspor eze eze yenildi abi. Evet. Son dakikalarda yenildi. Son dakikalarda gol yedi. 1-1'di maç. Maçı öndeyken eze yenildi Adıyaman Ya bir de şöyle var. Ankara. Geçen ben bir canlı yayın programına daha katıldım. Evet. Ben dedim ki Mehmet Ak neden gönderildi? Yani başarısız bir hoca da değil. 9 maç yapmışsın. Bir yenilgisi vardır herhalde. O yenilgi maçı niye var biliyor musun Suat abi? Olabilir. Hayır, pandemiden niye var? Dolayı. Adıyamanspor'un futbolcuları pandemiden maç yapamadılar. Antrenman yapamadılar. Antrenmandan sonra deplasmana, İstanbul gibi bir deplasmana o psikolojiyle gittiler aynen. Orada da ve yenildi. Sezonun en iyi futbolunu oynayarak, sezonun en iyi futbolunu oynayarak belki 1000 tane maç yapsam Modafon'la Adıyamanspor 1000 tane maçın yani işte hepsini kazanabilecek güçte bir tek o gün o maçta ya tek kale ısra yenildi Adıyamanspor. Evet. Ankaraspor'u dedik ya işte. Evet. Ankaraspor eze eze. Adıyamanspor eze eze yenildi o maçta. Evet. Geldi döndü keza içeride. İki defa yenik duruma düşmesine rağmen şeyi çevirdi yakaladı. Maçı. Çevirdi. Çevirdi. 2-2'yi yakaladı. Ondan sonra direkten dönen topu var. Ve sen bu... Verilmeyen penaltı var. Verilmeyen %100 penaltı var. Evet. Ve sen böyle bir hocayı gönderdin. Gönderiyorsun. Evet. Ben geçen canlı yayına katıldım. Dedim ki lig yeni başladı. Mehmet Hoca ile başladınız. Mehmet Hoca tamam yenilgi olabilir, takım kötü oynayabilir. Sonuçta 3. lige yeni çıkmış bir takım ve bütün futbolcular yeni. Yeni bir yönetim, yeni bir hoca, yeni oyuncular var. Bu zaman içerisinde düzelecek şeyler. Yani şimdi 3. Suat hoca abi geldi. Burada canlı yayında, evet, bütün Adıyaman halkının önünde, bütün spor kamuoyunun önünde bas bas bağırdık abi biz. Evet. Aynen. Mehmet Hoca'ya belirli bir süre vereceksiniz dedik. Bak, tabii. 26 tane farklı kültürden 26 tane yeni oyuncu grubu var. Evet. Ve Adıyamanspor'un rotasyonda kullanacağı futbolcusu onları yok. Onları çok iyi bilen, tanıyan hoca. Yani rotasyonda kullanacağı futbolcusu aynen, yok. Aynen. Şimdi bugün Adıyaman'da 3 tane oyuncu olmadı bu hafta. Şimdi Mehmet Hocam da seyretti. Evet. Şimdi belki bağlanacağız, konuşacağız. Şimdi rotasyonda 3 tane yeni oyuncu oynatacaksın. Rotasyonda oynattığın oyuncu sana maç çevirebilecek ya da işte oyuncunun yerini doldurabilecek oyuncular olmalı. Evet. Şimdi mesela bir 66 numara bir stoper seyrettim Adıyamanspor'da bu hafta. Yani 21 yaşında. Al götür. Devamlı oynat. Sürekli Mehmet Hocam zamanında var mıydı? Yeni. İlk defa oynuyor. Evet, i̇lk defa ilk 11 oynuyor. Evet. Ben iddia ediyorum. Süper Lig görür çocuk. Ya bir de o kadar Süper Lig görür. Yetenekli. İki ayağını beraber kullanabiliyor. Evet. Mesela Hüseyin'de ısrar edilirse Hüseyin oynadı. Adıyamanlı Hüseyin oynadı. Ben çok eksiklerini gördüm. Ben Hüseyin'den hiç bu performansı beklemiyordum. Hüseyin'in üstüne koyması lazımken Hüseyin gerilemiş. Sakatlığından dolayı olsa hayır gerek. Abi sakatlık değil. Ben idmanlara da gidiyorum. Hüseyin'in Süper Lig'den kiralık olarak 3. Lig'e gelen bir futbolcunun takır takır top oynaması lazım. Ve nitekim yediğimiz golde Hüseyin'in yüzünden yenildi. Evet. Ha, tabii çocuğu suçlamıyorum. Ama orada güçlü değil. Güçlü olmamak ne demek? Kendine bakmamak demek. Evet. Ben buradan Hüseyin'e tavsiyede bulunuyorum. Adıyaman çocuğusun, Adıyamanlısın. O sahaya çıktığında Adıyaman ruhuyla ısırman lazım. Aynen. Evet. Amatör ruhu ya. Bir de yani amatör ruhu ben Adıyamanspor'u üstüne basa basa söylüyorum. Yavuz Hocam'a burada biraz önce söyledim. Başarılar diliyorum. Ama hocamın futbolcuların üzerine bence futbolcuları böyle bir sirkelemesi gerekiyor. Peki bu çünkü oyuncular yarın içerisinde siz canlı seyrettiniz. Aksayan yönlere transfer yapar mı? İster mi? Ben Adıyaman Spor'u... Ben görüştüm de Yavuz Hocam da benim söylediğimin aynısını söyledi de. Ben Adıyaman gidişatına göre. Ben Adıyaman Spor'un çok iyi bir kenar.
Çok evet. iyi bir kenar, çok iyi bir forvet. Forvet. Forvet zaten her ve çok daha iyi bir orta sahayla 3 tane adamla evet. 3 tane adamla ligi silme götüreceğine inanıyorum. Biraz da zaman. Bunu da yapacak. Biliyorum yapacak. Çünkü Yavuz Hocam konuştuk da bir şeyde. Yavuz Hocam'ın kapasitesi çok evet. ısıran, saldıran takım istiyor. Çok güzel geçmiş. Dediğim gibi var. İşte bu tür oyuncular da profesyonel. Çok çok üst düzey profesyonel evet. düşündükleri için evet. Kafasını, gövdesini koyması lazım. Ejder kardeşim dedi. Yaşar abi başka bir şey daha var. Sizler evet. de takdir edersiniz. Zamanında top oynadınız, futbol oynadınız. Ben Adıyaman Spor'un futbolcularının kimyasının bozulduğunu gördüm sahada. Evet. Şimdi 9 hafta geçmiş. 9 haftada 3 tane hoca değişmişsin. Evet. Hepsinin kimyası oyun bozuldu. Anlayışı, planı ayrı. Ben Adıyaman Spor'daki futbolcu kardeşlerimin kimyasının bozulduğuna şahit oldum. Sahanın içerisinde mesela örnek veriyorum. Sizler de top oynadınız. Bir faul olduğu zaman yani bizler öyleyiz. Bizler masterlarla top oynarken halen öyleyiz. Ya hakem yanlış bir şey verdiğinde ya da rakip oyuncu senin oyuncuna bir şey olduğu zaman 3 kişi 4 kişi bir tepki veririz. Tepki ben Adıyaman Spor'da hiç kimsenin tepki vermediğini umursamaz bir sahanın ya. İçerisinde ruh alem sahanın şey içerisinde aklı başında bir oyuncunun işte örnek veriyorum bu takım kaptanı olur işte sorumluluğu üzerine alan bir stoper olur ya da işte orta sahada oynayan ya işte hadi arkadaşlar basalım yapalım edelim alırız hiçbir şey görmüyorum abi ben. Ama Adıyaman Spor Mehmet Ak döneminde yapıyordu bunu. İnşallah Yavuz Hoca ile de bunu İnşallah. Tekrardan yakalar. Ben ama Adıyaman Spor'u ki biz hep şunu söyledik burada otururken Yaşar abi Adıyaman Spor dedik ne yaptı? Kafada olan 7-8 takımla maçlarını bitirdi. Evet. Kazasız belasız bitirdi. Kazasız, evet. yani iyi de puan aldı. Bak, yani. İyi de puanlar aldı. Aynen. Kazasız belasız bitirdi. Bundan sonra Adıyaman Spor'un relax olacağı, önüne gelene 3-4 atacağı maçlar derken Adıyaman Spor kafadaki takımlardan Kozan'a, maçları kazandı. Kozan'la beraber kaldı. Ondan sonra geldi. Beraber kaldı. Hocayı gönderdiler. Hoca gönderdikten sonra ben Erol Hoca'nın Adıyaman Spor'un 5 puanlı yediğine inanıyorum. 5 puan. Deplasmana gitti, mağlup oldu. 3 evet. puan. Geldi içeride berabere kaldı. Berabere kaldı. 2 puan. 5 puan. Bugün 5 puanı koysan Adıyaman Spor lider. Lider şu anda. Evet. İnşallah Yavuz Hocamı da bir zamanla destekleyip tabii taraftar olarak güveneceğiz onun da tecrübesine. Siz evet. bu konuda ne söylersiniz Suat abi? Ya yani yakınen şehir olarak tabii şimdi Yavuz hocamız yeni. Biz de Yavuz hocamıza başarılar dilerim. Şehir olarak kenetlenmemiz lazım. Futbolcu kardeşlerimizin sahip çıkması lazım evet. takıma. Evet. Başkanımızın artık nasıl söyleyeyim bir basından iç içe bir birlik beraberlik mesajı mı ileriye dönük vermesi lazım. Bunu her platformda anlatıyoruz. Evet, diyalogların de, olması aslında. Evet. Sait Başkan'ın taraftarlar başkanlarıyla, hocayla en azından şehrin arkasında olduğunu bilmesi anlamında. Ama Suat abi şu an bizim başkanımız Sait Başkan değil. Bizim başkanımız Cevher. Cevher Erdem. Cevher Hanım. Evet. Ya öncelikle bir de şu var. Şimdi takımdaki sıkıntı şu da olabilir. Suat abi de haklı. Suat abi de haftalık değiştiği için. Haftalık değiştiği için evet. Şimdi takım belki şu da olabilir takımın kötü gidişatında. Yani bir Sait Başkan var diyorlar, bir yok diyorlar, Cevher Hanım var diyorlar, istifa etti diyorlar. Yani bu da bir belirsizlik. Yani önce evet. bunun bir netleşmesi lazım. Bizim Adıyaman Spor'un başkanı kim? Bunun bir belirlenmesi lazım. Bir basın açıklamasının yapılması lazım. Şehri arkasına alması lazım. Evet. Yani görmek istiyoruz. Yani bu şehrin çocuğu olarak, futbolu seven biri olarak mesela Adıyaman'ımızı ikinci ligde, PTT ligde görmek istiyoruz. Evet. Yani Alanya Spor'da da mesela Alanya'da da mesela Alanya şu anda lider. Futbolu seviyoruz. Eşimle beraber hiçbir maçını kaçırmıyoruz. Niye bir Adıyaman Spor'un maçına gitmeyelim? İkinci evet. ligde veya PTT evet. ligde veya şampiyonluğa oynan bir takımı evet. niye maçlarına gitmeyelim? Sizin de futbolcu bakımından tavsiyeleriniz vardı Adıyaman Spor'a. İlla ki. Sayın Başkan'a da şu bu. İnşallah dediğin gibi o süreçler gelir. Tabii ki Adıyaman'da istenilen yerde olur. Artık spor kamuoyu şu anda buraya kadar dolmuş. Aynen. Ama
başkanı çok sevdiklerinden, evet, iki başkanımız yani Cevher Erdem de yani, evet, Allah razı olsun yani ikisi de. Yani en kötü zamanda sahip çıktılar takıma. Tabii. Sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Bunu bir hedefe götürelim, bir şampiyonluk en azından yaşatalım ve bir playoff yaşatalım en azından takımımıza. Tabii bizim grupta Kestel Spor da var. Çok değerli başkanı, evet, başkanı var. Da sizin, evet, dostunuz. Bu da Adıyaman grubunda. Dostumuz, çok severiz. Bizim Adıyaman aynı grupta. O da hedefe oynayan takım. Evet, evet, o da hedefe oynuyor. Evet. Bu hafta da hatta 5-0 yendiler Bergama'yı. Evet. Çarşamba günü de Modafon'la yapacaklar. Modafon maçında derbi başarılar maçı dilerim Levent Başkan'a. Aynen. Evet. Yani Alanya'da da Adıyaman'da da futbol anlamında üzerimize ne düşerse her iki tarafın da emrindeyiz. Yani biz futbolu seviyoruz. Eşimle, evet, beraber. Elimizden geldiğince amatör maçlar olsun, Süper Lig maçı olsun, ikincilik, üçüncülik bizim için fark etmiyor. Futbolu sevdiğimiz için biz her türlü maça gidiyoruz. Evet, bana gelen mesajlar da var kamuoyuna. Geçmişte üst düzey futbol oynamış değerlerimiz var. Diyor Adıyamanspor'a diyor Ejder Gürbüz gibi bir genel kaptan veya bir arkadaşımın yönetiminde ateşleyici bir güç lazım. Evet. Ben de katılıyorum. Ejder Gürbüz daha önce de Adıyamanspor'da genel kaptanlık yönetiminde şey etmiş. Olduğu zaman çok hamaratlı bir şekilde sporun içerisinde olan bütün dinamikleri tanıdım. Vallahi futbolcu bakımında, Ejder kardeşim lazım, bakımında hepsini ateşler. Baygol Yaşar lazım. Aynen. Abi beni, şimdi, beni zaten yani, ateşleyen o. Zaten. Şimdi Adıyamanspor'un bizlerle ilgili, bizim Adıyamanspor'la ilgili bir tasarrufumuz yok. Aynen. Adıyamanspor'da zaten şu anda o görevi yapan güzel bir kardeşimiz var. Abdülkadir, evet, Ayhan gibi. O kardeşim, Adıyamanspor'un o konularla ilgili bir sıkıntısı yok. Adıyamanspor'un, ben Silivri maçında ısrarla söylüyorum, Adıyamanspor'un yani böyle silik, bitik, yani hani şimdi dediniz ya Kahta'da işte hocam şeye gitti, hoca rotasyona gitti, herkes 5 yer dedi. Evet. Ya Adıyamanspor bir rotasyona gidecek ya da Adıyamanspor bir karakter yansıtıp iyi bir ilk 11 onunla devam edecek devre arasına kadar. Şimdi ben mesela Adıyamanspor'da Ahmet diye bir futbolcu var. Sağ açık. Mesela ben o çocuğu daha önceden de seyrettim. Patlama yönü çok yüksek Yaşar abi. Genellikle yedek mi? Görev bekliyor ama değil mi? Hayır. Her maç oynayan biri. Evet. Genellikle kenar oyuncularını hocalar şeyden seçerler. Patlama yönü olan. Olan insan. Evet. Futbolcudan, evet, seçerler. Aynen. Ben mesela o çocuğun patlamanın yönünü olduğunu biliyordum ama Yavuz Hoca ikinci yarı oyundan aldı. Neden aldı bilmiyorum. Bizim attığımız golün santrası olmadı Yaşar abi. 90+5. Allah, biz Allah, bitti dedik ya maç. Karambol dedik. Golü müydü yoksa? Yok, bir serbest atış oldu. Tabii doğru, karambol golü. Serbest atıştan içeri indirdiler. Şeyin önüne düştü Fuat'ın. Fuat vurdu, içeri girdi. Ve bütün Silivri yıkıldı. Ve fanatikler de biz canlı seyrediyor Fes'ten. Taraftarlar da vardı yani Silivri'nin böyle çok. Yani çok şöyle taraftarları var. Gözlemci şey yapmadı, çok fazla irdelemedi. Evet. Ben Mehmet Hoca bağlanırsa eğer. Evet, şu anda değerli efsane Galatasaray'da top oynamış, Batman'da top oynamış Mehmet Gönül Açar hocam. Adıyamansporumuzun eski Adıyamansporumuzun da iki dönem teknik direktörlüğünü yapmış Mehmet Gönül hocam, Mehmet Gönül Açar hocam şu anda canlı yayın programımızda. Sayın hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum. Adıyaman'a sevgiler, saygılar, Mercan TV izleyicilerine. Evet Mehmet hocam, nasılsınız? Nasıl? Ne var ne yok? Şükür hamdolsun. Valla biraz moralimiz bozuk. Bu akşam mağlup olduk Adana Demirspor'a da. Evet. Mehmet hocam. Mehmet hocam aynı zamanda Tuzla Spor'un sportif hocam, direktörü. Hocam siz de Adıyaman'ın suyunu içtiniz. İki dönemde hocalık yaptınız. Bizim değerimizden olan bir kardeşimizsin. Sizinle çok güzel anılarımız, sohbetlerimiz oldu. Siz de aynen, bu hafta Silivri maçında Ejder Gürbüz kardeşimle beraber canlı seyrettiniz. Adıyaman Spor'u nasıl buldunuz? Adıyaman Spor için ne söylemek istersiniz? Spor kamuoyuna. Ya tabii ki şimdi hem benim biliyorsunuz Adıyaman'la farklı bir gönül bağım var. Çok severim Adıyaman'ı. Çok da dostlarım vardır. Dostluklarım hala sürüyor, devam ediyor. Evet. Tabii ki Adıyaman Spor'un da üst liglerde olmasını istiyorum, hayal ediyorum. Her zaman istiyorum. Bu hafta gittim, izledim. Değerli başkan çok
iyi bir takım kurmuş, öyle diyeyim bir kere. Evet. Bir de iki tane önemli oyuncumuzdan da yoksunduk. Ama hani tabii ki beklenti Silivri Spor'dan 3 puan almak ligin diplerindeydi ama evet. Kısmet olmadı. Bir puan da en azından yenilmemek de iyidir. Yavuz Hoca da deneyimli bir abimdir. İnşallah o da biraz zaman, bir belli bir zaman sonra o da etkinliğini takımın üstünde kurar. Bir an önce Adıyaman Spor daha üst taraflara tırmanır inşallah. Takım siz bir hoca olarak hocam ilerisi için umut vaat ediyor mu? Yani oyuncuların karakterleri, sahaya yansımaları nasıl sizce? Yani tabii ki şimdi bir maçla karar vermek tabii ki çok zor ama hani fert fert bildiğim, tanıdığım oyuncular. Evet. Takviye de şart yani bir devre arası. Sanırım başkan da o konuda şey yapmıyor yani kesenin ağzını açmış. Kesenin ağzını madem açmış 3-4 tane oyuncu alıp açık ara çıkmasını bekliyorum ben de. Evet, patlama noktasında. Hocam şu anda Ankara'dasınız. Yok, Skype üzerinden program yapıyorum. Bu gece 11.30'da benim programım var TRT'de. Sizin de İstanbul'dasınız, siz de program yapıyorsunuz değil mi? Ben Skype üzerinden, evet. Pandemiden dolayı gidemiyoruz stüdyoya. Evet, aynen. Aynen, ben inşallah hocam bir gün hocama nasip olur da İstanbul'a ben geldiğimizde biz de konuğunuz oluruz sizin. Her siz zaman başım gözüm üstüne. Tabii bizim özel misafirimiz var. Geleceğim inşallah güzel bir maça geleceğim inşallah. İnşallah. Maçı olur tabii inşallah. Tabii ki. Gelirim. Seni seviyoruz hocam. O kalbinin güzelliği dedim ya gönlümüzde taht kurmuş. Çok teşekkür ediyorum. Allah benim, razı benim olsun de hocam. Ben de yeri ayrıdır her zaman. Aynen. Ben şu anda Ejder Gürbüz kardeşime de bırakayım. Onun da sorusu olacak. Buyurun Ejder Bey. Hocam öncelikle bu akşam için geçmiş olsun. Sağ olun Ejder Bey. Allah razı olsun. Hocam beraber oturduk, maçı seyrettik. Ben de Mercan TV ekranları başında bizi izleyen herkese Adıyaman Spor'un çok silik, çok kötü futbol oynadığını söyledim. Acaba bana katılır mısın hocam? Duymadım orayı, özür dilerim. Hocam ben Mercan TV ekranları başında bizi izleyen sevgili seyircilerimize Adıyaman Spor'un Silivri'de çok silik bir futbol oynadığını söylüyorum. Bu konuda bana katılır mısınız yoksa bir hoca gözüyle? Tabii ki yok, doğru, beraber izledik. Böyle çok istekli arzulu görmedim oyuncuları. Yani o oyuncu kalitesinde, oyuncu kadrosunun daha iyi oynamalarını bekliyordum. Yani sonuçta son dakikada da olsa bir puan, belki o bir puan bizi şampiyon yapacaktı. Ben umutluyum yani, o takımdan umutluyum. Siz şu deplasman açısından söylüyorsunuz değil mi hocam? Bir puan çok önemli. Tabii ki yani şimdi Silivri de zor durumda. Onlar için de yani onlar da asıldılar maça. Evet. Ama o kadro kalitesindeki bir takımın Silivri Spor'u çok rahat geçmesi gerekiyordu. Olmadı, kısmet olmadı. Bir puan da kötü değil, öyle diyelim. Şu anda da program konuğumuz Alanya Spor'un çok önemli taraftarı, Sayın Başkanımızın da dostane bir kardeşten öte bir arkadaşı Suat Çalış programımızda. Çok selamlar Suat Bey'e de. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Evet, Adıyaman'a kamuoyuna, spor kamuoyuna söylemek istediğiniz bir mesaj var mı hocam? Bütün herkesi çok seviyorum. Tek handikapı Adıyaman'ın, ben o hani bu pandemiden olmasa Adıyaman'ın bu kadroyla, o taraftarla özellikle evet, diyorum. Evet, çünkü ben o taraftarın karşısına çok çıktım. Hepsi mükemmeldiler ama inşallah ikinci dönem eğer pandemi sona ererse, taraftarlı olursa Adıyaman çok rahat şampiyon olur. Doğru hocam, herkese siz de bunu yaşadınız. Herkese sevgiler, saygılar. Allah razı olsun. Hocam özledim, çok teşekkür ediyorum. Geleceğim, bir maça denk getireceğim. İnşallah. Seve seve bekleriz hocam. Tabii ki ağırlamaktan da gurur ve onur duyarız. İnşallah. Bir değerimizsin. Allah razı olsun. Ailemizden birisin. Çok sağ teşekkür olun, ediyorum çok hocam. Selamlar Allah herkese. Mercan TV izleyicilerine sevgiler, selamlar. Aleyküm selam. Akşamlar hayırlı hocam. Hayırlı akşamlar. Evet, Galatasaray'ın efsane oyuncusu Mehmet Gönül Açar hocam program konuğumuz oldu bu gece. Kendisi de bizim gibi programcı şu anda İstanbul'da. Onun da 11 sıraları bir programı var kendisinin. Katıldığı için teşekkür ediyorum. Sayın Genel Kaptanım, son soruları alalım. Söylemek istediğiniz Suat Hocam. Ben Suat abi, siz tamam, Suat Hocam tabii. Söylesin. Sorun, aklından tabii. Geçen. Yani, şunu da söyleyeyim. Evet. Ahmet İnan Hocam
bizim bisiklet dünya şampiyonluğuna, evet, bisiklet yarışmasına Alanya'ya gitmişsin. Evet, oraya, evet, gitmişler. Evet. Sizin ilgi alakanızdan dolayı, yapmış olduğunuz maddi manevi desteklerden dolayı size çok teşekkür ediyor. Allah razı olsun. Buyurun hocam. Söylemek istediniz. Ha. Ya şöyle, şimdi biz Adıyamanlıyız, ekmeğimiz dışarıda, Alanya'da yaşıyoruz sonuçta. Tabii ki gönlümüz burada, kalbimiz burada, her şeyimiz burada. Futbolla da iç içe olduğumuz için Adıyamanlı'na da bağlarımızı hiçbir şekilde koparmadık. Buradaki tüm dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan hiçbir zaman bağlarımızı koparmadık. Ve Alanya tarafına, Antalya tarafına, bizim o tarafa kimin yolu düşerse düşsün. Ya şöyle diyeyim, düştüğü zaman elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Elimizden ne gelirse de yaparız. Ondan şüphemiz yok. Yani, çok teşekkür ederim. Bizim gönül kapımız, gönül dostumuzsunuz. Allah razı, evet, olsun. Evet, Sayın Genel Kaptanım. Evet, öncelikle Suat abi bizi kırmadı, geldi, konuğumuz oldu. Ona teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Çok var olsun. Allah razı olsun. İş hayatında da Alanyaspor'a da onun nezdinde başarılar diliyorum. Ben iki gün sonra Adıyamanspor'un içeride ve hafta sonu bir daha maçı, iki tane maçı var. Ben Adıyamansporlu kardeşlerimin iki maçta 6 puan alırsa tekrar potaya gireceğini, ligin başına demir atacağını buradan özellikle kardeşlerimden, lütfen bizi tatmin edecek taraftarımızı, yani sizi izleyen, size gönül bağlayan, size bel bağlayan bütün insanlar için Adıyamanspor'un forması çok ağırdır. Belki bir ara böyle sendelendi Adıyamanspor, ama Adıyamanspor Türkiye'de bir markadır. Futbolcu kardeşlerime buradan sesleniyorum. Lütfen Adıyamanspor'u, Adıyamansporlu o formanı, o formayı terletecek, hakkını o formanın hakkını verin. Ruhunu yansıtın. Evet, bunu verebilecek kapasitede olduğunuzu çok iyi biliyorum. Bu ara biraz psikolojiden dolayı sıkıntıların olduğunu, Adıyamanspor'un ruhsuzlaştığını biliyorum. Ama her şeyde deplasmanda ne kadar kızdıysak da, ne kadar salladıysak da, deplasmanda son dakika atılan bir gol, Mehmet Gönül Açar'ın dediği gibi de bizi şampiyon yapabilir. Kazanmış. Yani bir puan bizim için kazanılmış bir puandır. Bu iki maç emeğin için karşılığı olsun yani. Tabii ki bu iki maç için başarılar diliyorum. Bu iki maç için inşallah 6 puan galibiyet olur diyorum. Buradan bizi izleyen, Mercan TV ekranları başında olan, sayıp sayamadığım herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle iyi akşamlar. Ben de aynı şekilde programa katıldığı için Suat abimize teşekkür ediyorum. Gelecek hafta tekrar bir Spor Vizyon programında buluşmak dileğiyle. Herkese şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum.